2024 KPSS eğitim bilimleri kurslarımızın detaylarını hocalarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda rehberlik derslerimizi anlatan değerli Arzu Özmen Seçkin hocamız yayınımızda. Arzu hocamıza rehberlik, KPSS eğitimleri rehberlik dersini konuşacağız. Bunun içeriği hakkında konuşacağız ve onun tavsiyelerini alacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz de iyisiniz. Sağ olun hocam, biz deyiz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, rehberlik dersleri beraber yapıyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. Özellikle CB Akademi'nin geçmiş yıllarda çok fayda sağladınız. Hem yıl dersleri hem de kamplar. Ve tabii ki PDR ve ABT'de de siz, Çok Çetin sağ olun. hocam ve ekibimiz bize destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hocam, CBA yeni gören arkadaşlar adına acaba kısaca kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyalım. Daha sonra ders hakkında konuşalım hocam. Tabii ki. Arzu Özmen Seçkin. PDR çıkışlıyım. Lisans eğitimimi PDR'de bitirdikten sonra aile danışmanlığı üzerinde uzmanlığımı aldım. Çeşitli şekillerde işte klinik çalışmalarım var. 2004 mezunuyum. 2004'ten sonra kısa bir milli eğitim geçmişim oldu. Ondan sonra bir Ankara'da bulunan arkadaşlarımı da bilgilendireyim. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da bir kliniğim var. Orada da zaten aktif olarak danışmanlık hizmetimi gerçekleştiriyorum. Ama 2008'den beri KPSS piyasasının içerisindeyim. 2008 süreciyle beraber başladık. İşte eğitim bilimlerinde bazı dersler ki 2014'ten itibaren PDR'ye alan gelmesi, 2016'dan itibaren okul öncesine alan gelmesiyle beraber bizi ilgilendiren kısımlarla ilgili derslerde de yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlarıma. Emeklerine sağlık hocam. Çok Yok. yoğunsunuz. Peki hocam, milli eğitim sürecinden ayrıldığınız tamamen kendi işinizi yapmak istediniz. Doğru mu Evet. anladım hocam? Evet. Değerli hocam, KPSS eğitimleri rehberliği şimdi konuşacağız. Değerli hocam, standart sonra. Bizim KPSS sınavımız eğitimlerinde toplam 80 soru geliyor. Bunun kaç tanesi rehberlik sorusudur ve bunlar hangi başlıklardır hocam? Şimdi eğitim bilimlerinde toplamda 6 tane dersten bir tanesi rehberlik ve özel eğitim dersi. Toplamda 10 ya da 11 tane soru geliyor. Niye 10-11 diyoruz biz? Aslında 11 tane soru geliyor. Ama bu bir tane sorusu bazen gelişim psikolojisinin içine, bazen öğrenme psikolojisinin içine kayıyor. Mesela geçen sene öğrenme psikolojisinin konularıymış gibi gelen işte ihtiyaçlar taksonomisiyle ilgili bir sorumuz vardı. Bir sene önce gelişim psikolojisinin içinde geldi. O yüzden aslında 11 ama 10-11 dememizin sebebi bu. Şimdi rehberlik ve özel eğitim de 9 tane konu konuşuruz. Bu 9 tane konumuzdan ilk başta rehberlik nedirle başlarız. Rehberliğin hem ne olduğuna ne olmadığını konuşuruz. Daha sonra rehberliğin modellerini, rehberliğin hizmet alanlarını, rehberliğin türlerini, eğitsel rehberliği, mesleki rehberliği, kişisel rehberliği, bireyi tanıma tekniklerini, özel eğitim kısmını ve rehberlik örgütlenmesini konuşuruz. 9 tane konumuz vardır. Ama ders o kadar güzel, o kadar kendim anlatıyorum diye söylemiyorum ama gerçekten gündelik hayata çok aktarabileceğimiz bir ders ve gerçekten çok zevkli bir ders ama bir o kadar da yığılmalı bir ders. Yani ilk konuda da son konuyu anlatıyorum aslında. Son konuya geldiğimizde hala ilk konuyla ilgili örnekler vermeye devam ediyorum. Ama toplamda 9 tane başlığımız var bizim. 9 başlık var ve hepsi birbiri ilişkili anlamı kadar. Doğru mudur Evet, hocam? O yüzden genele hakim olmak çok önemli. Yani galiba rehberlik derste ben şu ilk iki üniteyi bitirdim yeter. Hani bunları aynen. yapabiliyorum deyip yeter demek doğru mu yanlış yerde Ben hocam? kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Ben zaten öğrencilerime dersin başlangıcında hep şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar diyorum bir sakin olun ve diyorum ki birkaç konu ilerleyeceğiz. Ben diyorum soru çözün demeye başlamadan önce lütfen soru çözmeyin. Soru çözmenizi istemiyorum. Çünkü ilk konuda son konuyla ilgili kısımla ilgili bilgiler bilmeleri gerekiyor. O yüzden bizim birkaç hafta geçmemiz gerekiyor ki onun bir temellerini atmam gerekiyor. O yüzden de bir ilk 3 hafta hiç soru çözdürmüyorum. Sadece biz diyorum ki yapacaksınız tekrar yapacaksınız. İşte notlarımız var. Notların üzerine çok güzel bir şekilde not almaları için yerler bıraktık. Oraları doldurun. Kendinize göre oraları bir yorumlayın. O yüzden de kesinlikle ben 2-3 hafta soru çözdürmüyorum derslerimde. Çok çok iyi yapıyorsunuz hocam. Yani genele hakim olmak gerekiyor. Kapsamı iyi bilmek gerekiyor. Daha sonra zaten soru çözümü geçilebilir. Hocam, burada sizin hazırladığınız ve öğrencimize ücretsiz gönderdiğiniz rehberlik ve özel eğitim ders notumuz. Tabii kapak değişti. Yeni arkadaşa gitti. Ben bunun içerikte de güncelleme oldu ama genel olarak göstermek istiyorum. Şöyle önemli boşlukların da olduğu, değil mi? Sizi burada derste uyararak Aynen. Boşluklarımız var. Boşluk doldurmalı şekilde devam ediyoruz biz. Oralarda hem ben kendime göre cümlelerimi söylüyorum ama oralardaki o boşlukları da ders esnasında mutlaka kendim de dolduruyorum. Çünkü böyle olursa görsel hafızalarını biraz daha aktif hale getirebiliyoruz ve orada hatırlama ihtimalleri çok daha fazla. Konunun yapılandırması için daha uygun olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de boşluk doldurmalarımız var. Kenarlarda böyle not alabilecekleri yerler var. etkinlik, çok özür dilerim sözü kestim. Çünkü etkinlik kısmı aslında bu öğrencilere siz bu
Sen Aynen. Evet, rehberliği ilkeleri. anladım. İlkelerle ilgili önemli anahtar kelimeleri söylüyorsun, notları Aynen. söylüyorsun, ilkeleri yazıyorlar. Çok güzel Aynen. notlar hocam. Elinize sağlık. Zaten renkli, bayağı iyi Evet. almıştır. Ki sağ olsun ikimiz de güzel bir dizgi Ay yaptık. gerçekten ya, dizgici arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Gerçekten çok güzel. Onlara baktıkça benim içim açılıyor zaten. Rengarenk. Böyle normalde derste o konulara çalışırken bilirsiniz hani biraz çok böyle boğduğu için kitaplar öğrencilerin çalışması bile içinden gelmiyor ama bizim notlarımız öyle değil. Notların içeriğindeki o boşluklar olsun işte puntolar olsun çok güzel ayarlanmış. Ellerine sağlık gerçekten Hocam sizin emeğinize sağlık. Siz sonuçta iyi bir doküman verdiğiniz için onlar bunu yapabiliyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor interaktif not. Mesela ben de coğrafya ve dersini anlatırken bunu yapıyorum. Mesela burada mesela sayfanın %75'i, %80'i dolu ama şurada bir kısmı Evet. arkadaşlar doldurarak aktif hale geliyor derste. Dersi takip ediyorlar Evet. canlı bir şekilde. Üç aşamada hizmet sunuyor. Burayı bu kısmı kendileri yazsa da aklını iyi kalıyor bence ve sınavda Aynen. da. Aynen. Aa işte Arzu Hoca burayı yazdırmış deyip çok rahat hatırlarlar ve sınavda kaçınma şansları yok. Yani gerçekten de çok güzel not hocam. Çok teşekkür ederim. Zaten arkadaşların hepsine bu notları evlerine ücretsiz kargoyla gönderdik. Bu hafta rehberlik tanışma dersleriniz başladı ve inşallah 23 Ekim'de de artık tam gaz konu altımı derslerimiz başlayacak yoğun şekilde. Ve bunda rehberlik ders boyunca kullanacak arkadaşlar. Peki hocam dersin içeriğini konuştuk. Yavaş yavaş bize nottan da bahsettik ama siz biraz daha bunu açabilir misiniz? Biz bu dersleri nasıl işliyoruz? Notumuzu konuştuk. Siz derste Evet. nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi şöyle notlarımız zaten öğrencilerimizin içerisinde var ve aktif olarak katılımı çok isterim ben. O yüzden de derslerde kesinlikle aktif katılım sağlıyoruz. Anında soru sorduklarında anında cevaplarını mutlaka veriyorum. Bazen konu bütünlüğü böyle bozulmasın diye arkadaşlarım diyorum şu anda bir soru kabul etmeyeceğim. Ders sonrasında hemen bitime 5 dakika kala orada sorularınızı alayım diyorum. Bazen bütünlük çünkü diğer arkadaşlarımız için de sıkıntı haline gelebiliyor. O yüzden de aktif bireysel olarak bana direktmen sorularını soruyorlar ama tabii ki dersin hani önemli noktalarının üzerindeki o küçük küçük notları ben de tahtayı da böyle kullandığım için orada da zaten yazıyorlar ama kaçırdıklarında da mutlaka genel tekrarlarımızı yapıyoruz. Ama en çok zevk alarak böyle girdiğim yer neresidir derseniz Ramazan'daki o kamplarımız çok zevkli. Yani ben çok zevk alarak gerçekten giriyorum. O sahura doğru programlarımız var bizim ve normalde işte 2 saat diyorsunuz, 3 saat diyorsunuz ama biz bir bakıyoruz böyle 3-4 saat soruların içerisinde giriyoruz. Onlar da bıkmadan usanmadan dinliyorlar çok sağ olsunlar ama ben de gerçekten onları öyle görünce çok daha zevk alarak anlatıyorum. Sene sonunda hem soru kampımız var hem konu kampımız var hem konuları bir bütün halinde görme ihtimalleri çok daha yüksek oluyor. Bir gün içerisinde en fazla 1,5 gün içerisinde bütün konuları tekrar geri işliyoruz ki öyle özetle geçmiyoruz aslında. Hakikaten Evet. anam babam ders anlatıyoruz yani biz orada 15 saatte tıkır 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 bütün konuların ayrıntılarıyla beraber değiniyoruz hepsine. Ondan hemen sonra da soru kampımız başlıyor zaten ki o soru kampı da çıkması ihtimal olan ya da çıkmış olan soruların seçeneklerinin tek tek böyle analiziyle beraber hazırlamış olduğumuz sorularla ilişkili. Aynı zamanda CBA Akademi'nin kendi bünyesindeki Çetin Hocam'ın emeklerine sağlık hazırlamış olduğu editörlüğünü yaptığı rehberlik kitabını gönderiyoruz biz. Oradan da zaten soruları çekiyoruz. Oradan da yapamadıkları sorular üzerinde duruyoruz. En sonunda atandıran kampla beraber süreci tamamlıyoruz ama Rehberlik Pustası Çetin Hocamız editörlüğünü evet. yaptı. Çok Evet. iyi bir kitap maşallah. Bunları Emeklerine sağlık. konuşuruz ama gerçekten de Stanyo paket alan arkadaşlar bunlara da Pusta kitapları gönderdik. Çok şanslılar. Evet. İçinde 5 adet deneme var, sarmal testler var. Çok fazla soru ve çözümler zaten siz de biliyorsunuz çözümler çok uzun. Yani bütün çıktılar açıklanıyor. Allah razı olsun hem Okan hocamdan hem Çetin hocamdan o da koordinatörlük yapıyor Okan hocam. Çetin hocam editörlük yapıyor. Yazıyor burada. Evet. PDR beraber diğer hocamız. Siz de Aynen öyle. alın kitabı incelediğiniz ve destekleyen için çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten de çok büyük bir nimet. Yani bu Öyle. Yani piyasada bunlar var burada. bulabilecekleri en iyi kaynaklardan bir tanesi çünkü soru sayısı çok fazla ve gerçekten çözümleri çok ayrıntılı. Bizim de zaten en çok öğrencilerimiz tarafından istenen kısım bu. Yani çözümün ayrıntılı olması. Bu B'dir deyip geçmiyoruz. Neden A değil, neden C değil, neden D değil? Bunları tek tek böyle açıklanan bir soru bankası. O yüzden emeklerine Evet. sağlık gerçekten çok güzel bir Böyle kaynak. zaten kare kodlar var. Biri çalışmada diğerini açınca bir sürü kare kod var. Bütün videolar, çözüm videoları var. Buradaki Evet. 1000'den fazla soru var bu kitapta. 5 tane deneme var içinde rehberlikle ilgili ve sarmal test. Yani oraya kalan konuları Aynen. bir daha karışık soran testler var. Çok farklı, kendine özgü bir kitap ve buna ihtiyaç vardı piyasada. Sağ olsun CV Akademi yazarlarımız
Hocamıza beraber işbirliği yaparak bu kitapları çıkarttılar. Biz de çok mutluyuz çünkü bir eksikti bu. Biz gerçekten de 8 yıldır var olan bir yapıyız ama ilk yıllarımızda yayın desteğini bu kadar veremiyorduk. Notlarımız vardı ama soru bankalarımız yoktu. Ama şükürler olsun son 4 yıldır ciddi bir soru bankası desteğiyle de bunu pekiştiriyoruz. Ya yani bu da onların atanması sağlıyor. Onlar için atanma için bir ürün. Ben de Tabii onlar ki. gibi hazırlandım. Siz de onlar gibi hazırlandınız. Atandınız. Süreci çok iyi biliyorsunuz. Yani iyi bir yayınsız olmuyor bu iş. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Tabii ki çıkmış soruları zaten biz ders esnasında çözüyoruz öğrencilerimizle beraber ama onlara için yeterli bir olmayacaktır. O yüzden de pusula serisi gerçekten çok güzel. O yüzden de oradan pekiştire pekiştire devam edebilecekleri bir süreç olacak. Çok çok teşekkür hocam bu güzel açıklamanız için. Kısacası derslerimizi aktif bir şekilde yaşıyoruz ama siz dersin izin verdiği anlarda soru yanıtlıyorsunuz. Dersin akışını bozmamak adına. Evet. Bir Evet. taraftan da Ramazan'da bir iftar sonrası soru kampımız. Yıl sonu Evet. inşallah Temmuz'da bir 15 saatlik çok kapsamlı bir PDR ve hafta tekrar diye dersler var ama PDR için söylüyorum. Özellikle rehberlik dersi için söylüyorum. Rehberlik tekrarımız olacak ve üzerine son haftada bir de üzerine tutturan soru kampımız olacak. O yüzden Evet. arkadaşlarımıza her yerlere söylüyorum. Genel yetenek, genel kültür eğitimleri derslerimizde bizi arkadaşlarımızı 3 kamp bekliyor. Bir Ramazan'da bir daha sonra soru kampımız. Normal ders programımız devam ediyor aslında Ramazan'da ama saat 23'ten sonra ekstra bir ikişer saat soru kampı yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bazı hocalarımız bunu 3-4 saat uzatıyor. Öğrencileri severek dinliyorlar. Biz de mutluluk diyoruz. Yani bizim için çok büyük bir mutluluk bu. Yani hocamızın işten gelip fazla ek ders yapmaları öğrencimize buna katılıp saygı ve sevgi çerçevesinde bu derse katılıp hocamıza ilgi Öyle gösteriyor. öyle hocam, o Derse kadar gösteriyor. ya hakikaten canla başla katılıyorlar ki hocam bitirmeyelim mi acaba falan diyor, değil misin? Sahur zamanı geldi, hadi gidelim artık. Evet. Oraya kadar gidiyoruz Ama yani. gerçekten de öğrenciler de verilen hizmetin ve öğretmenlerimizin o diğer gamlığının farkındalar. Yani onu her hoca isteyemezsin mesela. Hani evet ben profesyonel bir hizmet alıyorum ama bunun bir saati var deyip çekinip söylemeyebilir. Ama burada bir aile ortamı olduğu için hocası tam talep ediyor ve siz de sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ramazan'daki kendiniz de belki gününüzü oruç tutuyorsunuz ya da sizin aileniz var siz de sokmaz diyorsunuz. Ama orada o Ramazan'da size denk gelen kamp günlerinde gösteren özveri gerçekten de çok değerli hocam. Bu paralel ölçecek bir şey değil. Ben bunun için ayrıyeten size hocam bir çalışma arkadaşı olarak çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun hocam. Bu hepimizin emeği gerçekten. O biz bir gerçekten bir aile olduk CBA olarak. Öğrencilerimizle, sizin arkadaki arkadaşlarımızla, teknik elemanlarınızla, hocalarımızla gerçekten burada bir aileyiz ve ailede nasıl ki birbirlerimize kırgınlıklar olmaz, hepimiz birbirimizin iyiliğini istersek biz de öğrencilerimizin o iyi haberlerini aldıkça çok mutlu oluyoruz gerçekten. O güzel dereceler, o güzel böyle sıralamalar geldikçe bunun gerçekten parayla karşılığı yoktur. Bu çok büyük bir hazdır. Evet, Allah çok emeklerini gerçekten boşa çıkartmasın hepsini. amin. Amin hocam. KPSS'yi hep söylüyorum ben. Derslerde arkadaşlarımıza, coğrafyacı arkadaşlarımıza söylüyorum. KPSS'ye hızlanmak zor. KPSS'ye hızlamak da zor aslında. Çünkü çok önemli bir kitle üniversite mezunu ki öğrencilerimizin çoğu aslında öğretmen Tabii ve ki. ciddi bir problemi, KPSS problemini çözmek için bizden yardım alıyor. Bizim orada sorumluluğumuz, yükümüz çok fazla. Yani omuzlarımızdaki yük çok fazla. Bunun vebalini bilerek bu işi yapıyoruz. O yüzden Evet. diyorum ben hazırlanmak da zor. KPSS'ye hazırlanmak da zor. Bu sürenin sonunda işte az önce dediğiniz atanma sürecine geleceğim. O güzel sonuçları almaya geleceğim. Bir yıl boyunca onlar da yoruluyor, biz de yoruluyoruz ama o yıl sonunda Ağustos'ta sınavdan çıktık. Artık diyoruz evet sınavı yaptık. Evet ama ondan sonra sonuçlar mesela bu sene 25 Ağustos'ta taşlandı. Bir geliyor sonuçlar. Biz orada mesela tamamen tekrar şarj oluyoruz hocam. Yani bütün Aynen yıl öyle. pilimiz yavaş yavaş bitiyor. Tekrar orada bir sonuçlar gelince şarj oluyoruz hepimiz. Yani öğrenci de şarj oluyor, motivasyon. Ve o enerjiyle biz tekrar sezona başlıyoruz. Yoksa bu yaptığımız iş gerçekten de onlar da biliyor bizim ne kadar çok yıl boyunca onlara hizmet ettiğimiz ve değer verdiğimizi, ne kadar çok yorulduğumuzu ve verdikleri paranın da fazlasıyla fiyat performansla fazlasını aldıklarını biliyorlar. Onlar hep dua ediyorlar ve bunun sonucunda bu yorulmadan sonra nasıl sezona başlayabiliyoruz? Gerçekten işte atama, dereceler, Öyle. teşekkürler, dualar. Hatta öğrenciler istediği puan alamasa bile sınırda kalsa bile yine teşekkür ve dua ediyor. Hocam diyor atanamadım ama yine Kesinlikle, sizinleyim. Yine kesinlikle. buradayım. Atana kadar CBA'dayım diyen sürekli bizimle devam etmek isteyen çok arkadaş var. Evet, biz hocam biraz bu konuda hani çok reklam yapmıyoruz CBA Akademi olarak ama hani o fenomen hocalardan değiliz. Biz mesajlarımızı kendimize saklıyoruz ama hakikaten o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki evet hocam olmadı ama hani sizin de emeğiniz, bizim de emeğimiz çok fazlaydı. Bu söz yeterli oluyor zaten yani. Aynen öyle. Yeterli Aynen o oluyor kadir zaten. kıymet bilinmesi yetiyor hocam. Bu öğrenci Evet. tekrar bize güvenip bir daha azlanıp bir dahaki yıl atandığında mesela röportajlar yapıyorum.
Instagram'da var bunlar. Mesela konuşuyoruz. Tamamen spontane. Hocam diyorum nasıl, nerede mezun oldunuz? KPSS nasıl çalıştınız? Hocam diyor ilk şey ben 2020 yılında çalıştım diyor. İlk orada hızlandım ne diyor ama olmadı diyor. Tekrar diyor size kayıt oldum. Sonra yine olmadı diyor. Tekrar kayıt oldum ve 3. yılda hızlandım. Diyor. Atıyorum hocam sen 3 yıldır bizde miydin? Mesela öğrenci video paketi almış. Biz canlı derse katılmıyor. Bilmiyoruz. Ya da Evet. canlı ders alsa bile ders istediği zaman izleme hakkı olduğu için dersi canlı takip etmiyor. Eğitim danışmanımız sürekli iletişim halinde çağrı merkezde ama derslerde yok. Öğrenciyi arıyorum hani 3 yıl burada mı hocam? Evet diyor. Yani bu aslında tabii 3 yıl hızlanmasını kimse istemez. İnşallah herkes ilk yılında gider. Böyle öğrenciler de çok ama İnşallah, tabii şu ki. da bir onur meselesi, gurur meselesi. Niye? Öğrenci sınavda başarısız olduğunda aslında şöyle bir gerçek vardır. Ona siz psikoloji yansıma diyorsunuz. Suçu başkasına atma. Yani nedir? Ben yani hazırlanmamıştım. İşte bu dershane ya da bu kurum olmadı. Bundan dolayı atanamadım. Hemen kurum değiştiriyorlar. Bu ÖSS'de, TYT'de de bilir, KPSS'de de bilir. Ama bir öğrenci bir sınava girip istediğini alamayıp yine o kuruma tekrar kayıt oluyorsa bu o kurumun bir şey Aynen. doğru yaptığını ve güven verdiğini gösteriyor. İnşallah da bize tekrar tekrar güven arkadaşların son KPSS yılı olur. Atanıp giderler. Aynen öyle inşallah gerçekten onların emekleri çok fazla yani sonuçta bir zaman parayı geçtim para her şekilde kazanılır ama hakikaten emekleri var yani hiçbir şey yoksa o sabahtan başlayıp böyle belli bir zaman sürecinde o bilgisayar ortamında dinleme sürecini geçirmeleri bile gerçekten çok büyük bir emek o yüzden de dediğim gibi Allah inşallah emeklerinin karşılığını çok fazlasıyla versin hepsini. Amin hocam. İnşallah hocam. Dediğiniz gibi buna zaman ayırmak, gençlik yıllarında değerli vakitten ayırmanın çok büyük bir özveri, fedakarlık. Bu fedakarlıkları karşılamak biraz ama dediğim gibi yani o has çok farklı. Yani iyi ki diyoruz bu işi yapıyoruz. Yani şu an Evet. ben şey büyütüyoruz, yani insan büyütüyoruz hocam. Şu an baktığınız zaman diyorum yani evet bu kadar insanın duası, teşekkürü var. Her ilde Evet. 80 bin atanmış binlerce arkadaşımız var. Bu çok güzel bir kazanım. İnşallah da bu sene hocam çok fazla arkadaşımızı atandırmak nasip olur. Biz de İnşallah. bunun onurunu Çok yaşarız. güzel bir dua bu. Gerçekten. Aynen hocam inşallah. Yani biz çok enerjik başlıyoruz. Yani gerçekten hocalarım hep de yayın yapıyor. Hepsi çok istekli. Öğrenciler çok istekli. Yani çok güzel bir heyecan var. Çok güzel güven ortamı var. Yani derslerin tıkır tıkır yapılacağını, sistem hiçbir şekilde donmayacağına, derse zamanında yapılacağına, notların gitmiş zaten. Şu an öğrencimizin büyük kısmı notları gönder. Yeni kayıt olanlara da gönderiyoruz. Yani çok büyük bir sayı hocam C1'deki öğrenci sayısı ve artık kamyon kamyon kargoya çıkıyor öğrencilerin. Yani öğrenciler şey tıkır tıkır işleyeceğine o kadar emin ki artık sen şunu istiyorum. Ben arkamda hastanayım, dersimi dinleyeyim, notumu alayım, sorumu sorayım. Bu güzel bir şey. Yani burada istekli öğrencilerle sizin gibi idealist öğretmen bir araya getirmek bizim için de çok büyük bir gurur hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu hepimiz için bir emek. Sizin de, bizim de, onların da emekleri var ortada. Aynen öyle hocam. Kıymetli hocam şu soruyu daha soracağım. Şimdi sizi tanıdık. Ders içeriği hakkında konuştuk ve tabii ki detaylı bir şekilde nasıl ders işlediğimizi, nasıl bak yaklaşımımızı da konuştuk aslında şu an size sohbetimizde. Kıymetli hocam, arkadaşlarımıza son olarak derslerin dışında ne tavsiye edersiniz? Her yayında söylüyorum. Bizim zaten haftalık programımız onların tüm dersleri canlı olarak almanı ve tüm konuları tıka tıka ilerletmeni sağlıyor. Ekstra bir çalışma programı yapmana gerek yok. Onların sadece yapması gereken şey bizim derslerimizin haftalık örneğin 15 saat ÖABT, işte 15 saat GYK eğitim, haftalık 30 saat canlı ders alan bir arkadaşımızın bu 30 saat dışında ne yapsın? Nasıl bir tekrar veya soru çözümü yolu izlesinler? Buradaki sizin dersinizde ilgili püf nokta nedir hocam? Şöyle şimdi bu hem benim kendi dersim içinde özellikle dikkat etmelerini istediğim bir şey ama aynı zamanda eğitim bilimlerinin aslında geneli içinde söyleyebilirim bunu. Bir kere lütfen canlı dersleri lütfen kaçırmasınlar. Ders derste öğrenilir. Dersin içeriğinde orada hocanın vurgularını vesaire mutlaka takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dersten hemen sonra evet belli bir süre 2 hafta, 3 hafta soru çözmelerini istemiyorum belki kendi şahsi dersim için ama 2-3 hafta sonrasında evet diyorum artık birinci konuyu bitirelim, ikinci konunun testlerini şurada çözelim, üçüncü konuyu burada yapalım vesaire gibi yönlendirmelerim olacak ama zaten çıkmış soruları zaten mutlaka tek tek analiz etmeleri gerekiyor. Çünkü zaten ÖSYM'nin bu mantığı yani çok farklı şeyler sormuyorlar. Geçen sene sözde soru havuzu değişti ama bu kendi şahsi dersim için söyleyebilirim. Bizde hiçbir şey değişmedi. Yani son 6 yıldır misal aynı soru tarzı geliyor hocam. Yani sorunun kökünü bile değiştirmiyor. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik modelinin özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik modelinin özelliği değildir. Ya Evet. hani havuz değişmişti. Hani yok Evet. yani. O yüzden çevirip çevirip aynı şeyleri soruyorlar. Demek ki bizim çıkış noktamız o zaman çıkmış Evet. soruları olacaktır. O Kesinlikle. yüzden yani o çıkmış soruların tek tek analiz defterleriniz olsun diyorum misal. O analiz defterlerinizde tek tek seçenekleri yazın. Ne olsaydı A olurdu, ne olsaydı B olurdu, ne olsaydı C olurdu diye tek tek diyorum böyle bir defteriniz olsun sizin. Yani B deyip geçmek değildir çünkü analiz etmek. Diğerlerini de tek tek irdelemek gerekiyor. Ki bunu biz özellikle pedere alan içinde özellikle yapıyoruz.
yapıyoruz ama eğitim bilimleri için de öyle. Rehberlikte hocam soruyu nasıl kaçırıyorlar biliyor musunuz? Soru bilgisizlikten kaçmaz. Aslında öğrencilerimin ki dersi canlı olarak dinleyen ya da videodan dinleyen hiç fark etmez. Öğrencilerimin hepsi konuyu biliyor aslında. Ama rehberlikte dikkatsizlikten kaçar. Çünkü aynı sorunun farklı cevapları olabiliyor. Yani rehberlik hizmeti mi sormuş, rehberliğin işlevini mi sormuş, rehberliğin ilkesini mi sormuş ki ÖSYM bu konuda biraz acımasız hepsini seçeneklerde verebiliyor. O yüzden de dikkat etmeleri gereken şey soru köküdür. Diyorum ki o yüzden bakın diyorum bugün ilk dersimiz. Yaklaşık işte 10 hafta sonra dersler bittiğinde son dersimize kadar benden diyorum her derste bunu duyacaksınız. Ve belki bakacaksınız diyorum ama ben her ders söyleyeceğim. Önce soru kökünü okuyacaksınız arkadaşlarım. Önce soru kökü sana ne soruyor? Bir bak bir orada kapsam mı hizmet mi ne soruyor? İlk önce bunu artık işliyorlar gerçekten. Yeter falan diyenler var yani her ders mi söyleyeceksiniz? Her ders söylüyorum ama. O yüzden de hani dikkatsizlik dediğimiz nokta burası zaten. O yüzden de konu kavramını yapabilmeleri için de bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten evet kendi dağıttığımız yayınlarımız var. Yapacağımız denemelerimiz var. O yüzden de bunlarla beraber sürecin çok daha güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hakikaten güzel yayınlarla yavaş 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 süreç başlayacak ve yılın sonunda bir oh be diyecekler hepsi. İnşallah hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Zaten bu video izleyen arkadaşlarımız hani sınırlı samimiyetin sıcak kanlınızı ve tabii ki bu tecrübenizi yani şu an çok güven veren bir tarzınız var hocam. Maşallah alanınıza da çok hakimsiz biz. Zaten sizi çok iyi tanıyoruz ama bu Estağfurullah. videoyu izleyen arkadaşlar da kesinlikle benim gibi düşünüyorlardır. Ben bu güzel süreç için çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten de Çok çok güzel teşekkür bir ederim. enerjiniz var maşallah. Çok güzel anlattınız süreci. İyi ki bu yayını yapmışız diyorum. Çünkü biz diğer hocama da aynı şey söyledim. Yani biz işimizi iyi yapan bir kurumuz nacizane ve elimizden gelince de öğrencilerimize fayda olmaya çalışıyoruz. Fedakar insanlarız. Öğretmen kurumuz ama Evet. bizim yaptığımız işi ve işlerimizi, bizim yaklaşımımızı, derslere öğrenci yaklaşımımızı dışarıdaki arkadaşlar yani dışarıdaki derken kusura bakmasın hani kursumuzda kayıt olmayan, içeri girmeyen arkadaşlar bilmiyorlar. Ben bu yayını Evet. aslında bu yüzden yapıyorum. Bizim hocamızı tanıyın, bizi tanıyın da bir nevi içimize dışımıza döküyoruz. Bakın biz buyuz, böyle ders işliyoruz. Notlarımız bu. Hani bunu bilerek gelin ya da Evet. tercihiniz buna göre yapın diye. Bu çok iyi oluyor. Çünkü hani bu öğrendi kazanmak vesaire değil. Kendimizi iyi ifade etmek için iyi oluyor. Ben bu yaş hocam bu konuda size ve diğer hocam herkese yayınlara katıldığı için ve süreci iyi anlattığı için çok teşekkür ederim hocam size de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Derslerde ve kamplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bakın Hoşça kalın. kendinize. Hoşça kalın. İyi Hoşça akşamlar. kalın hocam.